Şimdi Ramazan dönemi aslında oruç tutanlar için beslenme şeklinin ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay. Bu süre zarfında da özellikle aslında dünya literatürünün de ulusal pek çok rehberin de önerdiği şey bu dönemde sıvı tüketimimize dikkat etmek. Biz zaten gün içerisinde Ramazan dışındaki dönemlerde de sağlıklı yetişkin bireyler için yaklaşık 2-2,5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Ama Ramazan'da bizim açlık yaşadığımız dönem yaklaşık bir 14 saatlik bir dönem olacak bu sene için. Bir 10 saatlik periyodumuzda beslenme dönemimiz olacak ve biz o 10 saat içerisinde 2-2,5 litre kadar sıvı tüketmemiz gerekecek. Özellikle biz bu su tüketimini iftarda daha fazla tüketip sahurda biraz daha kısma eğilimi gösteriyoruz. Bu çok da aslında bizim önerdiğimiz bir davranış modeli değil. Sahurda da iftarda da eşit olacak şekilde o 10 saatlik beslenme periyodunda sıvı tüketimimizi dengeli tutmak durumundayız. Bizim için aslında önemli olan durum sahurdan başlamak gerekecek. Çünkü sahuru atlama eğiliminde olan çok fazla hastamız, danışanımız oluyor. Bizim önerdiğimiz mutlaka ve mutlaka sahurun atlanmaması ve mutlaka sahurun zengin bir şekilde tamamlanması. Bu dönemde bazı bireylerde sahuru daha günlük yaşamda bizim kahvaltı öğünü gibi tüketenler de olduğu gibi yemek ağırlıklı beslenenler de oluyor. Kahvaltılık tüketebiliriz ya da yemek tüketebiliriz. Bizim için burada önemli olan tükettiğimiz yiyeceklerin ne olduğu. Şimdi İftar periyodunda çok ağır beslenmemek gerekiyor. Çünkü bizi işte sindirimi zorluyor. Sahura kadar olan dönemde sindirim ancak tamamlanıyor. Ama sahur döneminde özellikle daha az yağlı beslenmek bizim için daha fazla öneme sahip. Şimdi sahur döneminde mide boşalma zamanımızı uzatacak besinleri tüketmemiz gerekecek. Çünkü midemiz ne kadar geç boşalırsa bizim o aç kaldığımız dönemde bizim kan şekerimiz o kadar regüle olacaktır. Bunu dengede tutabilmemiz için bizim daha tam tahıllı beslenme modelini tercih etmemiz gerekir. Tam tahıllı ekmek olabilir, çavdar, kepekli ekmek olabilir. Şu an marketlerde çok sık bulabileceğiniz kepekli makarna, kepekli pirinç olabilir. Ama daha çok önerdiğimiz tabii bulgur tercih edilmesi. Çok bir kase kadar bir çorba tükettikten sonra bu söylediğim besin gruplarından sağlıklı bir tabak oluşturabiliriz sahur için. Eğer ki kahvaltılık tüketmek istiyorsak da daha az yağlı peynir türevleri mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Özellikle yağlı tohum grubu dediğimiz işte ceviz, fındık, fıstık, badem mutlaka sahur soframızda yer almalı. Bu besinler de mide boşalma süresini geciktirecek ve bize o açlık periyodunda daha rahat ettirecek. Kan şeker regülasyonumuzu sağlamamıza bize yardım edecektir. Sahur döneminde dediğim gibi kavrulmuş, kızartılmış besinlerden uzak durmak gerekiyor. Bu dönemde biraz daha sağlıklı pişirme metotlarıyla beslenme düzenimizi oluşturmamız gerekiyor. Şimdi 14 saatlik açlıktan sonra özellikle iftar sofrasını hazırlayanlar olarak bir kişinin ya da sofradaki kişi sayısının yiyebileceğinden çok daha fazla yemek hazırlama eğiliminde olabiliyoruz. Günlük hayatta da bu oluyor ama 14 saatlik açlıktan sonra kan şekerimiz artık çok az seviyelerdeyken bu eğilimimiz daha yüksek. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım o sofrada çok fazla bizim yiyebileceğimizden çok daha fazla besin olacak. Biz bu noktada biraz daha irademizi kullanmak durumundayız. Benim önerdiğim ve aslında şu anda dünya literatüründe de kullanılan bir metot var. Biraz daha bir kase çorbayla başlamak ya da bir dilim ekmek, biraz peynirle başlayıp bir 10-15 dakika civarında ara vermek de fayda var aslında. Hiç ara vermeden doğrudan işte çorbamızı tükettik direkt yemeklere başladığımızda yapılan çalışmalar çok daha fazla besin tükettiğimizi, çok daha yüksek kalorili besinleri tercih ettiğimizi gösteriyor. Ama bir ara verdikten sonra bir kase çorba içtik, bir dilim ekmek yedik, 10 dakika ara verdik. Daha sonra tekrar o sofraya oturduğumuz daha sağlıklı yemek tercihleri yapabiliyoruz. Özellikle bu dönemde, iftar döneminde tatlı tüketimi bizim için çok önemli. Yemeğin hemen ardından şerbetli tatlı tüketmememiz gerekiyor. Bana kalırsa sütlü tatlıyı da yemeğin ardından hemen tüketmek çok da sağlıklı bir tercih değil. Ama dediğim gibi kan şekerimiz çok düşük seviyelerde biz o sofraya oturduğumuz için tatlı arama eğilimimiz olabilir. Bu noktada biraz daha İlk başta söylediğim ara verme metodunu kullanırsak daha sağlıklı tercihler yapabilir, daha fazla irademizi kullanabiliriz. Şimdi bu zamana kadar anlattığım her şey aslında sağlıklı bireyler içindi. Kronik bir hastalığı olan, özellikle bahsettiğiniz gibi kardiyovasküler bir hastalığı olan, metabolik sendromu, insülin direnci, diyabeti olan hastalarda bireysel tedavi metotları kullanılması gerekiyor. Bu noktada genel birkaç öneri ben size verebilirim ama öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu bahsettiğim hastalığa sahip bireyler
bireylerin mutlaka hekimleriyle, takip edildikleri hekimleriyle görüşüp bu Ramazan periyodunda oruç tutup tutamayacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Eğer rutinde kullandıkları ilaçlar varsa, bazı hastalıklarda rutinde iğne kullanabiliyorlar. İşte ilaçlar polifarmatik durumlar olabiliyor. Birden fazla ilaç kullanabiliyorlar. Bu gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka hekimden onay alarak oruç tutmalarında fayda var. İlaç düzenleri, ilaç doz ayarları mutlaka bu iftar sahur dengesine göre ayarlanmalı. Ama onun dışında eğer hekim bahsettiğimiz hastalıklara sahip bireylere oruç tutabilir onayı verdiyse, biraz önce bahsettiğim bütün noktalarda aslında onlar için de geçerli olacaktır. Diyabetli bir birey için oruç tutması hekim noktasında onay verildiyse, o da kendine göre sağlıklı tercihler yapabiliyor olması gerekiyor. Mide boşalma zamanını geciktirecek besinler tüketmesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka sahur yapması gerekiyor. Sahuru atlamak özellikle diyabetli, insülin dirençli, metabolik sendromlu hastalarda kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir durum. Günlük iki öğününü mutlaka tamamlaması gerekiyor.